efendim. Habertürk ekranlarından mutlu pazarlar diliyoruz. Bir kez daha saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Irak Meclisi ABD güçlerini ülkeden çıkarılmasına karar verdi değerli izleyenler. Irak'ın istifa eden başbakanı öldürüldüğü gün Süleymani ile görüşecektim dedi. Bu açıklamayı yaptı. ABD'nin Kasım Süleymani'yi Irak'ta öldürmesinin ardından Bağdat yönetimi de hemen harekete geçti ve Irak Meclisi ABD Stratejik Güvenlik Anlaşması'nın iptal edilmesi ve yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması talebiyle olağanüstü toplandı. Gecikmeli olarak başladı bu toplantı ve toplantıda ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı alındı. Mecliste konuşan Irak'ın istifa eden başbakanı Adil Abdülmehdi, İranlı General Kasım Süleymani ile öldürüldüğü gün Bağdat'ta görüşme planlarının olduğunu söyledi. Bu arada ABD'nin Bağdat Büyükelçisi de ülkesinin Irak'taki hava saldırıları sebebiyle Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Irak Dışişleri Bakanı yardımcısının Irak'ın egemenliğini açık bir şekilde ihlal edip tüm uluslararası yasalara aykırı olan bu saldırıyı da kınadığı açıklandı. Evet, oldukça kritik bir gelişme. Hemen bu konuyla ilgili, bu kritik gelişmeyle ilgili bir bağlantı yapacağız. Anadolu Ajansı Bağdat muhabiri Haydar Karalp değerlendirecek bu son gelişmeyi. Hoş geldiniz diyorum. Öncelikle şimdi Irak için bu açıklama ne anlama geliyor? Bu karar ne anlama geliyor? Değerlendirebilir miyiz bir? Evet, aslında Irak Meclisi bugün saat 13'te toplanacak. ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için kararı 13'te değerlendirecekti. Ancak gecikmeli başladı. Mecliste Sünni ve Kürt milletvekilleri hazır bulunmadı. Bekletildi, birkaç saat oturum bekletildi katılırlar diye. Ancak katılım olmayınca 170'in üzerinde Şii milletvekili meclisteydi. Ve yeteri sayıya ulaşıldığı için daha sonra oturum açıldı ve aslında Şii milletvekillerinin, meclisteki Şii milletvekillerinin girişimiyle hazırlanan bu karar oylamaya sunuldu ve meclisten geçirildi. Yani karara göre ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkedeki varlığına son verilecek ve bu kararda hükümet, yükümlülük hükümete verildi. Yani hükümet bu kararı uygulamakla mükelleftir denildi. Oylamaya geçmeden önce Başbakan Adil Abdülmehdi meclise geldi. Aslında Abdülmehdi'nin istifa eden başbakan meclise gelmesi de bu kararın bugün geçeceği sinyallerini vermişti. Mecliste çok uzun bir konuşma yaptı Abdülmehdi. En can alıcı yeri ise öldürülen Süleymani ile, Kasım Süleymani ile Bağdat'ta bir görüşme planının olduğunu açıkladı Abdülmehdi. Ve Amerikan güçleriyle ilgili meclisin ABD'nin Irak'taki askeri varlığı ile ilgili meclisin bir tutum belirlemesini de önemsediklerini söyledi ve ABD güçlerinin Irak'tan çıkmasının Irak'ın çıkarına olacağını da sözlerine eklemişti Abdülmehdi. Abdülmehdi uzunca konuşmasını yaptıktan sonra mecliste oylamaya geçildi ve karar hazır bulunan Şii milletvekillerinin oy birliğiyle alındı ve bu karara göre hükümet artık bu kararı uygulamakla mükelleftir ve Amerika'ya ve diğer yabancı güçlerin temsilciliklerine ülkeden çıkarılmaları için talepte bulunması bekleniyor. Ancak biliyorsunuz hükümet istifa ettiği için günlük işleri yürütmekle sadece görevli olan bir hükümet bu kararı uygulayabilecek mi, bu yönde ABD'ye bir talepte bulunabilecek mi tartışması da başlayacak Irak'ta. Bununla ilgili net bilgiler ve görev tanımları henüz yok Irak'ta. Ancak Irak için evet kritik bir karardı. Süleyman ve mühendisin öldürülmesi sonrası malum Şii çevreler, Haşr-ı Şabi ve özellikle Hizbullah, İran'a yakın bu gruplar Irak hükümetine ve meclise 2 gündür baskı yapıyorlardı zaten. Ve bugüne kadar, yani meclis oturumu başlamadan önceye kadar Şii milis liderlerden ve milletvekillerinden sık sık tehdit ve uyarı ve mesajları da geliyordu meclise ve aldığımız bilgilere göre de milletvekillerinin tamamına Hizbullah siyasi bürosundan yazılı mesaj SMS çekildi ve kararı lehte oylamazsanız sonunuz hiç olmaz gibi. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirdiğimizde ve baktığımızda Irak Meclisi'nden böyle bir karar ve Şii milletvekillerinin
çoğunluğu elde ettiği bir meclisten böyle bir kararın çıkması da bekleniyordu açıkçası. Haydar Karar, burada birkaç soru geliyor benim aklıma. Irak'ta olağanüstü toplandı meclis dedik. Gecikmeli de olsa bir araya gelindi ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması kararı net bir şekilde alındı. Senin de belirttiğin gibi bu karar uygulanabilir bir karar mı, değil mi? Uluslararası arenada ne anlama geliyor? Ülkeyi bir kaos mu bekliyor? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Evet, dediğin gibi yani uluslararası hukuka göre de aslında tartışmalı bir konu oldu belirtiliyor. Ve yani yasalarda da aslında Irak Anayasası'nda da bir tanım olmadığı için günlük işleri yürüten bir hükümet, yani geçici diyebileceğimiz bir hükümet var şu anda. Çünkü istifa etmiş bir hükümet var. Yenisi henüz yeni bir başbakan seçilip kabineyi kuramadığı için bu hükümet görevi sürdürecek yenisi yerine kadar. Ancak uluslararası anlaşmalar yapacak bir hükümet bu uluslararası anlaşmalar yapabilecek yetkiye sahip değil. Bunun tanımı açıktır. Ancak diğer meclisin aldığı bu kararı uygulayabilecek mi tartışması evet yani başladı ve biraz da hem siyasi hem de güvenlik anlamında bu evet ülkeyi yeni bir kaosla aslında baş başa bırakabilir. Evet, bu karar uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Önümüzdeki günler o zaman bize gösterecek neden olacağını. Peki ABD'nin bu karara tepkisi ne olur? Çünkü sadece aslında ABD'nin değil, ABD'nin diğer ülkelerin de çıkarılması yeni söz olduğu konusu. Için karar henüz bir tepki yok. Ancak yani muhtemelen ABD'den de yani bir de, yani ABD'den hem de muhtemelen ABD başkanından bir tweet atılabilir belki, bilmiyorum ama şu ana kadar resmi bir şey yok ve ABD'nin aslında Irak'taki genel kanaat şu şekilde: hep ABD Irak'ı kolay kolay bırakmaz ve Irak'tan yerleştiği ve 9 tane askeri üssünün bulunduğu Irak'tan kolay kolay çekilmez ve buraları çok kolay bir şekilde bırakmaz. Hele ki İran'ın yani böyle bir dönemde İran ve ABD çekişmesinin alanı haline gelen Irak'ta ABD'nin açıkçası çekilmesi kısa ve orta vadede muhtemelen beklenmeyecek. Evet, bölge oldukça sıcak. Teşekkür ediyoruz. Haydar Karaalp Anadolu Ajansı muhabiri, Bağdat muhabiriyle canlı bağlantı yaptık değerli izleyenler. Telefonda bölgedeki son değerlendirmeleri, son gelişmeleri değerlendirdi bize.